Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz. İnşallah dışında gloss yoktur. Bugün sizlerle birlikte artık düğüne adım adım ilerlediğimiz bir video paylaşıyor olacağım. Aslına bakarsanız bunu haftalar öncesinde çekmiştim. Bugün sizlerle birlikte hem düğünüm hem de kınam için, sanki tek başıma yapıyormuşum gibi konuştum, Veysel'le düğünümüz ve kınamız için yer bakıyor olacağız. Geçtiğimiz haftalarda, hatta belki bir ayı geçti aslında, Zonguldak'a gitmiştim. O zaman herkes sormuştu niye gittin, niye gittin diye. Instagram'da söylemiştim şu an zaten kına ve düğün için yer bakıyoruz diye. Hala beni Instagram'dan takip etmiyorsanız hop şuracıktan geldi hemen. Oradan takip edebilirsiniz. Olabildiğince çok şey paylaşmaya çalışıyorum sizlerle. Hatta 2-3 gün önce davetliğimiz basıldı. Bunu da ilk sizinle paylaştım. Daha doğrusu Instagram'dakilerle paylaştım. Soru cevap videosunda da aslında söylemiştim. Bir kır düğünüm olsun çok istemiştim ama biz kiminle konuştuysak geçen yıl işte Ekim ayı çok sıcaktı. Biz Kasım'a kadar kır düğünleri yaptık vesaire, bir sürü şey söylendi. O yüzden biz de dedik ki acaba birini en azından böyle kapalı bir mekanda yaparken diğerini acaba kır düğünüm yapsak diye düşündük. Ve evet, öyle bir şey yapıyoruz şu an. Neyse, siz videoyu izlemeye başlayın. İlk önce düğün yerimize bakıyor olacağız. Öyleyse keyifli seyirler. Açıklıkta kahvaltı yapacağız. Çok tehlikeli sularda yüzüyoruz Veysel. Çok yanlış yapıyoruz aşkım. Yemek yiyelim artık. Pekala. Size şöyle ufak bir tur yapayım. Çünkü bunu tabağımı doldururken çekemeyeceğim. Burada poğaçalarımız, böreklerimiz, yumurtamız, kızartmalarımız. Aman Allah'ım gerçekten. Ay bak, menemen de var. Burada reçel çeşitlerimiz. Burada peynir çeşitlerimiz var ve bu böyle alıp başını gidiyor. Karşı taraf da var zaten. Ben bir tabağımı hazırlayayım da sonra çekerim. Çünkü Veysel beni beklemiyor. Beklemedi, bir yumurta koy bu tabağa. Bana ne? Bir yumurta. Onu da vazgeçtim zaten. Şu an videonun editini yaparken yarıda kestim. Merve ne yapıyorsun? Hiç düğünün varmış gibi davranmıyorsun. Ve hala öyle davranmıyorum. Kız tut şu boğazını Allah seni. Oo. Veysel efendi, ellerinize sağlık ya. Hayırlısın be efendim. Bu ne resmiyet? Tam olarak şu an Veysel bütün bağlantısını koparıyor. Ama öyle böyle değil. Yani kapatıyor kendini. Yani şöyle ki, Veysel yemek yerken konuşmaktan hoşlanmıyor. Yıllardır bu konuda çok zorlanıyorum gerçekten. Evet, rujumu da sürdüm, kendime geldim. Daha doğrusu Veysel kahvaltısını yaptı ve kendine geldi. Aynen. Pardon. Aa, boyum. Ben bir şeyin üstüne çıkacağım. Gel. Şöyle dursam. Oo, efsane. Evet, biz şu an düğün yeri bakıyoruz arkadaşlar. Bu kadar mıydı? Ne diyeyim? Ne diyebilirim? Düğün yeri bakıyoruz. Yani yeşillikli, açıklıklı. Bize uygun. Hem açık hem kapalı. Böyle bir anlatım da bir daha bulamazsınız yani. Arkadaşlar şöyle ki, ben size detay vereyim Veysel'in aksine. Biz aslında kır düğün olmasını çok istiyorduk. Fakat evleneceğimiz tarihlerde muhtemelen yağmur, kar, fırtına. Çığ düşecek üstümüze. Ben böyle olabildiğince sade, nezih bir kır düğünü istiyordum en başında. Ama muhtemelen o tarihlerde olmayacak. O yüzden hem açık hem kapalı alanı olan bir yerler bakıyoruz. Of, çok rüzgar esiyor. Duyamayabilirsiniz beni şu an ama. Hadi gidelim. Bir salondayız şu an. Şöyle bir organizasyon yapılmış. Bu buraya ait. Eğer istiyorsanız dışarıdan organizasyon getirebilirsiniz. Ben koltuk renklerini falan hiç beğenmedim. Mekanın büyüklüğü çok fazla değil. Ama şurada bir manzarası var ki. Ben buna tav oldum. Bak şimdi göstereceğim size. Yani bakar mısınız? Çok tatlı görünüyor. Tabii Ekim'de, Kasım'da burada böyle güzel bir güneş olur mu onu hiç bilemiyorum ama dışarısı böyle komple. Şu an deniz kıyısındayız. Tatlı aslında ama denizden böyle garip bir koku gelmiyor desem yalan olur. İçerisi şurada şöyle şu şekilde. Ay. Çok devasa büyüklükte değil ama burası 300-400 kişi arasındaymış. Ve size şöyle söyleyeyim. Dışarıdan organizasyon getirebiliyorsunuz ama yemek getiremiyorsunuz dediler. Yemek içinde sadece aperatifler var. Yani bir yemek menü olmadığı için burada sadece işte kanepe, minik kıbıçlar. Aç kalmazsın ama doymazsın menüsü. Aynen. Yani aslında kokteyl tarzında, evet. Menüleri. Kötü değil, menüsü de kötü değildi. Ama fiyatı şu an benim öğrendiğim fiyatlar arasında en uygunu. Yani tabii ki bunun organizasyon geldiği zaman muhtemelen o diğer fiyatı yüksek olan yerlerle aynı fiyata gelecektir diye düşünüyoruz. Çünkü organizasyonlar çok pahalı arkadaşlar. Ben deniz kenarında olmasını çok sevdim ama ya. Bakacağımız yerlerde büyük ihtimalle deniz kenarında falan ama bakalım. Hı-hı. Yani. Burası biraz dediğimiz gibi biraz ufak. Hani organizasyon firması soksak bile o minderleri falan değiştiremeyiz büyük ihtimalle. Muhtemelen. O yüzden evet. Zaten baştan elendi gibi ama bilmiyoruz. Bakalım. Bakalım. Tekrar size şöyle bir etrafını göstereyim ve buradan yavaş yavaş çıkalım. Bir de tavanı gördüğünüz gibi böyle koyu renkli. Daha aydınlık bir şeyler istiyorum aslında ben. Tamam, bu arada burası cam. Burası cam. Üstü, yani üst tavan kısmının da cam olması güzel duruyor bence. Bir iki tane şey de aklım kalmış olabilir. Ondan böyle de istiyor olabilirim yani. Bir de insan şuraya bir süsleme istiyor. Yani şuradan sarkıtılan bir şeyler falan istiyor. Ne bileyim. Karanlık olduk.
Çok karanlık. Evet, şu an farklı bir yere geldik arkadaşlar. Buranın size şöyle bak etrafını göstereyim. Açılabiliyor ve üstü de aynı şekilde açılabiliyor. Yani eğer hava güzel olursa hem üstler hem yanlar açılıyor. Yani ferah bir alan oluyor. Aslında tam benim istediğim gibi. Ama problemimiz şuradaki buranın kapasitesi birazcık küçüktü değil mi? Hani ne kadardı? 250 ama bizim galiba hani 350, 650, üstü 50 falan gibi bir şey olacak. Bilmiyorum yani hani çok dertliyim arkadaşlar size. Bak şöyle manzarayı bir göstereyim. Yine etrafı çok güzel. Alt kısmı bu arada bahçesi. Hava güzel olursa bahçede de yapabiliriz dedi hanımefendi ama bu alanda şimdi yağmurlu olursa da sonuçta burayı da düşünmek zorundayım. Ki muhtemelen o tarihte yağmurlu olacak, öyle bir problemimiz var. Allah, geçemiyorum ki. Bakar mısınız? Panoramik bayağı böyle deniz manzaralı, çok tatlı. Alt kısımları da bahçesi ve bu tarafa doğru zaten dönüyor. Şimdi bir fiyat konusunda konuşacağız. Şöyle bir şey varmış. Buranın bir tane daha alt katı var. İki kat kapalı mekan. Karanlık kaldık. Eğer dilerseniz bölebiliriz misafirlerimizden de. Hani herkes bir arada olsa aslında daha tatlı olur diye düşünüyorum. Buranın genişliğini size şu şekilde göstereyim. Maalesef sayı olarak buraya sığamıyoruz. Ya zaten Zonguldak'ta ayrı bir kına düğünü organizasyonu yapılacak. Ama oradan da benim ailem gelecek. İstanbul'dan teyzelerim gelecek. Aynı şekilde arkadaşlarım gelecek falan derken. Ah be kemancı, çok dertli çalıyorsun. Arkadaşlar bakın buradaki organizasyon için şu an ortam düzeltiliyor zaten. Aynı şekilde burada bakın. Çadır mı diyorsunuz bunlara? Evet, gündüz düğünlerinde olacak. Akşam düğünlerinde olmuyor zaten. Yani bu yağmur için ve güneş için ayrıca kullanılıyormuş zannediyorum ki. Hani bu alan zaten gördüğünüz gibi şeyden daha büyük olduğu için buraya sığıyor herhalde 300 kişi. Bu düğün organizasyonu arkadaşlar şey olacakmış. Açık büfe ve buradan çıkış yapılıyor. Çok tatlı değil mi? Ve o teras dediğim de az önce gezdiğimiz yerde şu kısım. Bu ortada bir kat daha var. Ama ben o katı hiç düşünmedim. Ya en üst kat ya da bu alan, ki yağmurlu olma ihtimaline karşılık burası olmayabilir. Size çok hızlı açık büfeyi de göstereyim şu şekilde. Ay, acıktım ya. Şu an bir mekana geldik. Şöyle gözünüzün alabildiğine masa ve burası arkaya doğru devam ediyor bu şekilde. Burası zannediyorum ki aile büyükleri için dizayn edilmiş alanlar. Şu arkası mesela, şurası çok tatlı görünüyor. Nasıl göstereceğim ki orayı? Oraya kadar yürümeye çok üşendim ya. Evet. Mesela şu alan çok tatlı. Beyaz, yeşil, muhteşem görünüyor. Arkası deniz zaten ağaçlarla beraber. Tabii şurası otopark, o ayrı mesele ama. Davetlilerimiz fotoğraf çekebilir tabii, karlı fırtına olmazsa eğer. İnşallah. Aslında gördüğünüz gibi bu şekilde yeşilliklerle bu alan birazcık daha mahrem bırakılmış. Yani rahatlıkla burada çıstıkı çıstıkı oynayabilirsiniz yani. Ben buranın şeyini sevdim. Şurası kapanıyor arkadaşlar. O yüzden bir kısım içeride, bir kısım dışarıda şeklinde bir alan oluşturulabiliyor. Şurada bir gelin şeyimiz var bakın. Niye hep damada atarlar ki? Bitsin de gidelim havasında olduğu için. Sen de mi öyle olacaksın? Yok aşkım, olur mu öyle? Ya sen ponçiksin sen. Sen ponçiksin sen. Gel bakalım, gel bakalım. Ay, sevdiresi var. Merhaba. Ay, güzel çocuğum benim. Size şu alanı da bakın göstereyim. Böyle şu üst kısımlar pıt pıt kapanıyor. Böyle yeşillikler içerisinde ve bembeyaz masalar, bembeyaz sandalyelerin olmasını falan sevdim. Şu iç kısmı da kullanılıyormuş ayrıca. Yani bir kısım içeride, bir kısım dışarıda şeklinde yapılabiliyormuş. Ben bu mekanın sadece duvarlarını sevmedim. Şöyle iki cephenin cam olması da güzel. Bilmiyorum, hani belki bir kısım üşürse buraya geçebilir artık. Yani temennimiz yağmur yağmaması tabii ama tabii onu ki da kestiremediğimiz için. Aslına bakarsanız düğün için birçok yer gezdik. Fakat bazılarını hem videosunu çekemedim hem de bazıları zaten direkt sayımıza uymuyordu. Onları eledik. Ama gerçekten güzel mekanlar gezdik. İçimize sinen bazı şeyler de oldu. İçimize sinmeyen bazı yerler de oldu. Ama en çok bize hitap eden yeri seçtiğimizi düşünüyorum şahsen. Şimdi ise Zonguldak'a gidiyoruz. Birlikte Zonguldak'ta kına ve düğün mekanına bakacağız. Gençler, vallahi şu an hıp diye Zonguldak'tayız. Annem arkadan sallıyor. Bir Kocaeli'deyiz, bir İstanbul'dayız, bir Zonguldak'tayız. Şipşak şipşak geziniyoruz. Kına artı düğün yerimize bakmaya geldik. Kocaeli'deki nikah artı düğün. Burası kına artı düğün. Kınalı düğün burası. Orası nikahlı düğün. Kınalı düğün deyince bir tuhaf oluyor. Biz sabah saat 8'den beri yoldayız. Bir mekana geldik. Zonguldaklılar burayı bilirler. Ben bu arada ilk kez görüyorum çünkü daha yeni açılmış. Bir gezineceğiz bakalım. Kişi sayımız biraz fazla ama inşallah gönlümüze göre bir yer buluruz. Bugün birazcık koşuşturmalı geçecek. Siz de bizimle beraber koşuşturun istedik. Hadi öyleyse başlayalım. Şöyle yeşillikler içinde harika bir yere geldik. Burası yeni açılmış arkadaşlar. Bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Burası ortalama 400-500 kişi alıyormuş. Tam da bilin bakalım kimin misafir listesine uyuyor. Aa, bizim. Neredesin aşkım? Buradayım.
en güzel yanını söyleyeceğim size. Birincisi, tamamen şu yandaki camlar aşağıya iniyor ve üstü açılabiliyor. Dım 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 dım. Bak buradan birincisi kalbimi çaldı. İkincisi, masalar beyaz, saçma sapan renkler yok üzerinde. Ve zeminini şöyle göstereyim, bence gayet şık duruyor. Aynı şekilde burada gelin masası da çok tatlı bir şekilde süslenebilir. Bilmiyorum. Bak burada ben bizi hayal edebiliyorum Veysel. Şöyle. Tam olarak böyle. Şurada bir sahnemiz var. Zaten sahne organizasyonu falan yapılacak burada. Çok güzel planlarımız var. O yüzden çok heyecanlandım. Ve buranın en sevdiğim yanı bakın, etrafı yeşillik. Şöyle göstereyim, yeşillik devam ediyor. Arka kısmında çok tatlı bir mekan daha var. Aslında çimenlik olan bir yer var. Yani hem kır düğünü hem kapalı düğün yapılabiliyor. Ben buraya bayıldım. Bayıldım ve burası yeni açıldığı için ekstra ekstra daha çok sevindim. Onu öyle söyleyeyim yani hani. Burada ortalama 7 tane falan düğün yapılmış sadece. 8. de benim kim olacak? Ay yok canım. İki aya yapar. Ben de saçmaladım şu an. Buranın sahipleriyle bir görüşeceğiz. Çünkü bir organizasyon firmasıyla çalışıyorlarmış. Ama benim de anlaştığım farklı bir organizasyon firması var. O yüzden onları denk getirebilirsek eğer, daha ilk gezdiğim yeri çok beğendim. Direkt burayı tutmak isterim yani, öyle söyleyeyim size. Şu an denizin kenarındayız arkadaşlar. Tabii burada teller var kötü kötü ama. Şöyle bir düğün salonuna geldik. Ben zannediyorum ki buraya ilk kez geldim. Kapasitesi totalde 550 kişiymiş. İçerisinde yemek maalesef yok. Organizasyonu dilerseniz dışarıdan getirebiliyormuşsunuz. Alanı şöyle kocaman ve şurada bir sahnesi var. Tavan yüksekliği 3 metreden fazla. O yüzden bayağı ferah duruyor. Şu yan tarafta aquapark var. Havuzu pis belki biraz ama şakası şey, havuzlu bir düğün salonu gibi düşünebilirsiniz. Asla değil de. Yani masalar beyaz. Bunlar zaten süslenip toparlanıp burası güzel bir şekilde bence koordine edilebilir. Alan çok geniş, ferah. Sahne vesaire buralarda düzenlenebilirse eğer, gerçekten çok güzel bir şeyler yapılabilir burada diye düşünüyorum. Ya şu an resmen Zonguldak'a kadar özlediğimi fark ediyorum ve kara delik açılıyor şurada. Birazdan göstereceğim nereye geldiğimizi tam olarak. Tek sıkıntı şu an burası hayaletli gibi, hiç kimse yok. Geldik, seslendik falan ama şimdi bir üst katına çıkacağız. Belki orada birileri vardır. Yani şöyle içeriği bir göstermek istedim size. Çünkü içeri giremiyoruz. Bakın burada zincir var. Ve kimseye ulaşamıyoruz yani şu an. Bir de anladığım kadarıyla burası küçük arkadaşlar. Yani eğer alan bu kadarsa 500 kişi buraya asla sığmaz. Girişinde bu şekilde çiçekler ve led bir tavan var. Çok zarif duruyor. Ve etrafı bu şekilde. Bir de şurada açık bir alanı var. Şimdi birazdan oraya geçeceğiz. Tekrar şu an aşağıya indim. Yine sahildeyim. Ve burası terk edilmiş alan. Terk edilmiş dediğime bakmayın. Şu an içeride hiç kimse olmadığı için öyle söylüyorum. Sizin için gezeceğim. Şu an Veysel beyefendiyle telefonda görüşüyor. Burası çok tatlı, çiçekli bir girişi var. Yapay çimlerden hiç hoşlanmasam da buranın yine aynı şekilde led bir tavana sahip olması, masalarının beyaz olması, sandalyelerin de nitekim aynı şekilde. İçeride ledlerin devam etmesi. %100 bir kapalılık sağlamasa da en azından şöyle tentelerle ve buradaki büyük alanla kapalılık sağlaması da hoşuma gitti. Üstündeki bu çiçek süslemesini ve bu tül detayını çok çok beğendim. Tavan yüksekliği oldukça fazla ve yeri düz bir zemin gördüğünüz gibi. Hani böyle değişik motifler olabiliyor. Osmanlı tuğraları falan, böyle ne bileyim varaklar, bilmem neler. Tabii ki herkesin zevki farklı, zevkler, renkler tartışılmaz ama bana çok hitap eden şeyler değil. O yüzden ben daha çok böyle sadelikten yanayım ve böyle yerler bulduğumda da çok mutlu oluyorum. Bir Veysel görüşsün beyefendiyle, duruma göre size bahsedeceğim zaten. Evet, şu an bir otele geldik. Şöyle sizlere gösteriyorum. Kocaman bir alanı var. Işıklandırma kısmını çok çok beğendim. Burada kolonların olmayışını da çok sevdim. Yani hiçbir şekilde burada sizi rahatsız edebilecek herhangi bir şey yok. Şu şekilde paravan kısımları var. Normalde sayı eğer artar ya da azalırsa ona göre bu kısmı büyütüp küçültüyorlar. Tabii ki bizim için bu salon komple tercih edilecek. Şu alanda işte dans pisti ve ismini unuttum şu an ama platform. Aynen, platform falan olacak. Şu an burada bir toplantı yapıldığı için hiçbir şey düzenli değil. Masalar düzenli değil ama genel itibariyle salonun genişliği bu şekilde. Şu an kapasitemizin 600 olduğu bir yere geldik. Kocaman gerçekten burası. Hemen şöyle denizin kenarına bir gitmek istiyorum. Camlarımız bu arada full açılabiliyormuş. Onu da söylemek isterim. Her ne kadar şu an deniz birazcık kirlenmiş olsa da manzaramız budur. Gerçekten yine Zonguldak ve rüzgarı soğuğu yani. Organizasyonu dışarıdan getirebiliyormuşuz. Alan büyük. Tavan yüksekliğimiz de güzel. Aynen, şurada da sahnemiz var. Burası da böyle. Burada bir de böyle bir salonumuz daha var. Ama arkadaşlar burasının sayısı maalesef 320. Şurada yine gelin damat masamız var. Yine manzaramız bu şekilde. Ama burası küçük olduğu için biz burayı direkt paslıyoruz. Evet, şu an farklı bir yere geldik. Gönül isterdi ki güzel bir tarihte evlenelim. Tam şu şekilde
denize sıfır. Müthiş bir kına organizasyonu yapalım ama olmuyor. Eylül'ün başındayız. Şu an bile hava gerçekten çok serin, çok esiyor. Buranın hakkı Temmuz ayı, Temmuz-Ağustos gibi. Ve burası o kadar güzel süsleniyor ki yani şu an böyle durduğuna bakmayın. Gerçekten çok güzel bir yer haline geliyor. Kapalı mekanı için bu kısım var, dış kısım yani kapalı dediğime bakmayın. Bir de burası var. Ama burası muhtemelen zaten 500 kişiyi maalesef ağırlayabilecek kapasitede değil. Şurada güzel kocaman camlarımız var. Bunları oldum olası sevmişimdir. Çok aydınlık ve ferah duruyor. Tavan yüksekliğine dair hiçbir fikrim yok. Çok inanılmaz yüksek normal değil ama aynen 3 metre falan vardır. Burası da işte platformu. Değdin mi? Değdim. Bir daha atla. Gel buraya. Hop. Nasıl güzel atlıyorsun sen öyle ha? Şu an bile o kadar çok esiyor ki. Aman Allah. Ama yani ben buradan gelecektim. Fıtı fıtı buradan inecektim. Ah anne. Hayallerimle oynadılar anne. Görüyorsun değil mi? Evlenmeseydin Ekim'de. Ya işte ben de istemiyorum Ekim'de evlenmek de. Ne yaz evlen kızım. Evet artık Zonguldak'ta alan tolan ettik. Birlikte gezdik. Şimdi şöyle bir detay vereceğim. Zonguldak'ta çok fazla mekan yok. Olanlarsa genelde açık deniz kenarında. Ekim ayında deniz kenarında Zonguldak'ta bir şeyler yapmak gerçekten eşittir zatüre. O yüzden bazı mekanları çok istesek de zaten en başta eledik. Dediğim gibi çok fazla yer gezdik. Bu sadece gezdiklerimizin aslında yarısı falan diyebiliriz. Bazıları hem sayı olarak bize yeterli gelmedi. Bazıları direkt olarak şey söyledi. Hani biz mekana başka kimseyi almıyoruz. Fotoğrafçımız belli. Organizasyoncumuz belli. Bunun haricinde kimseyle çalışamazsınız denilen yerlerle zaten direkt iletişimi kestik. Çünkü biliyorsunuz ben Kına'da Rojda ile çalışıyor olacağım. Bir sonraki videoda Rojda ile de tanışacaksınız. Çok güzel işler yapan bir etkinlik organizatörü. Buna yönelik bakıyorduk. Dışarıdan birilerinin gelmesine izin vermesi gerekiyordu. İçimde kalan bazı yerler olmadı mı? Oldu. Size bu videoda nereyi seçtiğimizi söylemeyeceğim ki sürpriz olsun. Nereyi değil aslında. Nereleri. Dişin nereye? Zaten düğünümüze çok az bir zaman kaldı. Şimdi bu videoları çekerken sadece o ana odaklandığım için her şey benim için çok okeydi. Ama şu an zaman daraldıkça ben de daha çok stres olmaya başladım. Bu arada güzel stresler bunlar tabii ki ama bazı şeyler tabii ki gönlümüze göre olmayabiliyor. Bizim zamanımız çok kısıtlıydı. İlk önce acaba seneye mi ertelesek diye konuştuk. Sonrasında Veysel bu kadar bekledik artık evlenelim dedi. Ben dedim ki tamam. İçimde bazı şeyler kalmasın diye bir mekanı açık diğerini kapalı tercih edeceğiz. Açık olan mekanda birazcık korkuyorum çünkü havalar çok kötü gidiyor. Biliyorsunuz artık resmen sonbaharı atlayarak kışa girdik gibi bir şey oldu. Hatta geçenlerde böyle bir hafif dolu gibi bir şey yağdı. Annemle biz şok geçirdik. Annem şey diyor, kızım şimdi yağsın pastırma sıcakları gelir falan diyor. Yani dua ediyorum gerçekten. Ümit ediyorum ki öyle olur yoksa bayağı donacağız. Zaten herkese şey uyarısı yapıyorum arkadaşlar kalın giyinin şu tarihlerde diye. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Ümit ediyorum ki sizler de benimle bu heyecanı paylaşıyorsunuzdur. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. O da zaten çok yakın zamanda gelecek. Önümüzdeki hafta içerisinde yeni video geliyor. Bu düğüne kadar haftada 2 video atmaya özen gösteriyorum. Sizlere de söyledim. Bu kadar yorgunluğumun, bu kadar telaşımın içerisinde olabildiğince çok şey paylaşmak istiyorum sizinle. Tekrar ediyorum. Instagram hesabım hemen şuracıktan geldi. Orada daha aktif olduğum için, daha hızlı bir şekilde iletişime girebildiğimiz için bence gelin buraya. Öyleyse hafta içi yayına girecek olan videomda görüşmek üzere efendim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek, eğlenerek izlemişsinizdir. Nasıl söylemeden kapatıyorum ben bu videoyu, değil mi? Kocaman öpüyorum. Bay bay.